İki kere punta kaynak makinesi yapmaya çalıştım ama maalesef başarısız oldum. İlk resimde gördüğünüz elektronik kartı Aliexpress üzerinden almıştım fakat mosfetler çok çabuk patladı, başarısız oldum. İkinci olarak motor maç rolesi ile yapıldığını gördüm. Bununla biz de yapmak istedik. 9 amper 12 voltluk bir akü ile denemeye başladık. Motor maç rolesini görüyorsunuz. Bunu 124 liraya aldım. İlk resimde gördüğünüz elektronik kart ile ilgili umudum çok yüksekti. Araç aküsü ile denedim. Yine olmadı. Mosfetler hemen atladı. Motor marş rolesini silikon yardımıyla 12 volt 9 amperlik akünün üstüne yapıştırıyorum. Buna benzer örnek videolar YouTube üzerinde var. Ben de denemek istedim fakat başarısız oldum peşinden söyleyeyim. Aküm zayıf olabilir. Aküm aslında çok da zayıf değil. Mevcut yapanların aküsü muhtemelen yeni yeni olsa bile muhtemelen fazla gitmeyeceğinin bir kanıtı. Çünkü ben bunu bir akü ile denedim, ikinci akü ile denedim, dört akü ile denedim. Yine maalesef istediğim verimi alamadım. Yapıp da başarılı olanlar oluyor olabilir. Ben başarısız olduğumu burada net bir şekilde ifade edeyim. Bu uç taraflarının soketlerini ayarlıyorum. Makaronlarımı geçiriyorum. Rölenin yeşil sarı ve sarı kırmızı olan uçları normal tetikleme uçları, çıkış uçları zaten üstteki uçlar. Yani anahtarlama yapan kısımları yukarıdaki bu cıvatalı somunlu olan yerler. Şimdi daha önceki elektronik karttan kalan kablolar var. Bir nevi prop mu diyelim buna ne dersiniz deyin. Bunları burada kullanmak istiyorum. Zaten dörtlük kablo en azından yüksek amperi geçireceği için daha kolay daha iyi sonuç alacağımı inandım akünün artısından çıktığım kabloyu rölenin tetikleme yapan ucunun bir tanesine bağlıyorum. Bu rölenin çekmesi için de tabii ki alttaki sarı kırmızı kabloyu da aynı şekilde rölenin tetikleme ucuna bağlıyorum. Ben akünün bağlantısını yapacağım yerin ortasını dörtlük matkabucuyla deldim. Daha sonra burayı civata, samun, pul yardımıyla iyice sıkıştırıyorum ki gevşeme olmasın. Çünkü akımı tam çekmesini istiyorum. Kabloların ısınmasını istemiyorum. Gördüğünüz gibi akünün artısından rölenin kontak yapacak uçlarına buradan çıkan da benim probum oluyor. Eksinin de bir tane ucu direkt zaten benim diğer probum olacak. Eksi ucu da araya anahtar koyarsanız bu şekilde anahtarlamayı da yapabilirsiniz. Aynı şekilde buraya da civata, somun, pul yardımıyla kabloyu iyice sıkıştırıyorum. Anahtarlama yapacağım elemanı da bu iki kablo arasına koyuyorum. Bakın anahtarlama parçam bu. Başka şekiller, başka modeller siz kullanabilirsiniz. Bunun da bir yüzüne ben silikon damlatıyorum ve bunu da akünün üstüne sabitliyorum. Eksi uçtan çıkan bir ucu buradaki anahtarlamaya giriyorum. Anahtardan çıkan diğer ucu da rölenin diğer yeşil sarı olan ucuna bağlıyorum. İşlem bu kadar aslında basit. Basit ama dediğim gibi sonuç yok. Yani ben sonuç alamadım. Ben tabii ki bunu şu şekilde yoruyorum. Benim akünün amperi zayıftı, gücü düşüktü. Ondan dolayı yapamadım diye yorumluyorum. Ama dediğim gibi ben bunu daha sonra 30 amperlik aküyle de yaptım. Yani 30 amper dediğiniz ben 4 tane aküyü birleştirdim. 7 amperlik 28 amper yapar. Ama maalesef ki yine istediğim sonucu alamadım. Sadece teli kızartıyor. Başka bir şey yok. Şimdilik lityum pilleri referanslayacağım bir iki tane tahta koydum. Bunları bu araya sıkıştırıyorum. Başka şekiller, başka modeller düşünülebilir. Telimi de koyuyorum üstüne. Bu daha önceki başka bir yerden sökmüştüm. Buna ne denedim? Sonuç alamadım. Elimde yeni tel vardı. Onunla denedim. Sonuç alamadım. Dediğim gibi pıtlamalar var. Kızarmalar var. Ama sonuç yok. Hatta düğmeye basıp bırakması için kızımdan da yardım istedim. Basıp bırakıyor. Basıp bırakıyor. Ama sonuç yok. Tekrar söylüyorum. Ben sonuç alamadım. Yapamamış olabilirim. Sonuç alan arkadaşlar olabilir ya da videolar izlensin diye yapılmış videolar olabilir. Benim akümüm birazcık zayıf olduğu için yapmamış olabilir. Galiba bana bir punta makinesi yolu gözüktü. Herkese kolay gelsin.